Bana bir anlatır mısınız? Yani affedersin. Bir gününüz yani. Arabam oldu aldı. Pazara gittiniz diyelim. Hı. Alışveriş yapıyorsunuz evet. Pazarda. Ne kadar alıyordunuz? Ne evin yapıyordun? İhtiyaçlarını alıyordum. Fazla da almıyordum. Çünkü ne alıyordunuz mesela? Sebze alıyorduk, meyve alıyorduk. Hı hı. Evin ihtiyaçları. Çünkü fazla almıyordum. Eşim iş yerinde yiyordu. Çocuklar okula yiyordu. Ben de evde yalnız yiyordum. Ne alıyordunuz? Mesela domates almaya gittiniz. Tabii. Ne kadar alıyordunuz? Bir de şunu diyeyim. Ben ailem için 250 tane damacanayı kestim. Organik domates salatalık yetiştirdim. Ne? Organik domates salatalık 250 yetiştirdim. 250 tane damacanayı. 250 tane damacanayı kestim. Ha? Toprak doldurdum. Ve onların için, kendimiz için bitki nereye yetiştirdim. Apartmanda siz apartman görevlisiniz. Evet. 250 tane damacanayı nereye koydunuz? Buldum. Binanın çevresine yaydım. Ha? Yetiştirdim. Temmuz'dan Ekim'e kadar. Bir dakika. Domates almamak için mi? Para harcamamak yok, için yok, mi? Yok asla. Ha? Çünkü ben kirazla yetiştirdim, çilekle yetiştirdim. Para harcamamak için asla, mi yaptınız asla, Mehmet asla. Bey? Asla, asla. Organik yemek. Ya 250 tane damacanaya çok enteresan. Evet. Tarla bulsam tarla. Tarla ya. Ben toprağı severim. Güzel. Toprağına çalışırım. Hayvanlarla. Domatesler, pazara gidince domatesleri biraz da pahalı mı buldunuz? Yok, yazın ucuzdu ama ben daha uygun buldum. Organik yetiştirmek için, daha güzel yemek için. Organik bahçeden toplayıp yemek için. Organik yetiştirmek daha evet. uygundu. Evet. Uygun demeyelim, daha güzeldi. Güzel miydi? Güzeldi, güzeldi. Yani. Uygun muydu? Tamam, şeye gittiniz, markete gittiniz, peynir alıyorsunuz mesela ya da alışveriş evet. yapıyorsunuz, mutfak alışverişi evet. yapıyorsunuz, kahvaltılık falan. Nasıl harcıyordunuz parayı, ne alıyordunuz mesela? Peynir, zeytin, bal, yani reçel. Peyniri mesela bir kilo mu alırsınız, yarım kilo mu, 250 gram mı, 10 gram mı, 5 gram mı? Eşim ne derse onu aldım. Yani eşiniz... 1 kilo sebze alırdım, 2 kilo sebze alırdım, 3 kilo alırdım, yerine göre, harcamamıza göre. Peki başka öyle organik yetiştirdiğiniz bir şeyler var mı? Başka yok. Ha. Yetiştiremiyordum çünkü tutturamıyordum. Ama yetiştirmek istediniz o zaman. İstedim. Ne yaptınız? Maydanoz ektim tutmadı. Karıncalar çıktı. Hı. Beceremedim. Soğan ektim. Yeşil soğan farklarını dikiyorum. Saksılar onları yetiştiriyorum. Onlar da organik olsun diye mi yaptınız? Onlar da elimden geldiği için daha güzel bahçede yemek için. Bahçeden toplayıp yemek için. Ama bakın insanın 23 yıllık eşi öyle kolay kolay evden gitmez evet. ki. Benim de hatalarım var. Hatalarım yok demiyorum. Hatalarınız ne peki? Hatalarım... O laf söyledi, ben laf söyledim. Ama kalbini kıracak hiçbir ne küfür söyledi. Şiddet ne uyguladınız kötü... mı Mehmet Bey? Eşinize? Asla elimi kaldırmadım. Ben şiddet uyguladığını asla, düşünmüyorum da. Asla. Para pul meseleleri yüzünden asla, biraz. Asla. Çünkü ben o ortamdan geldiğim için hı-hı. kendi kendime söz verdim. Yapmadım. Yapmam da. Peki düğün yaptığınızda nasıl bir düğün yaptınız eşinize? Normal. İlçede olduğumuz için. Nerede, hangi ilçede yaşıyordunuz o zaman? Amasya Gümüşhacıköy'de yaşıyorduk. Tamam, ilçede mi düğün yaptınız, köyde mi yaptınız? İlçede, köyde nasıl, değil. Nasıl bir düğün yaptınız mesela? Normal sinemada düğün yaptık. Yani sinemada yaptınız. Evet. Peki kazandığınız parayı mesela siz ne kadar para... Asgari ücret. Asgari ücret alıyordunuz. Evet. Eşiniz de asgari ücret alıyordu. O da günlük gittiği için gidiyordu, getirdiğini... Evinize ne kadar para giriyordu aile? Ya şimdi nikini mi o zamanki? Eşinizle beraberken. Şimdi... Baştan mı sondan mı? Şimdi değişik ne değişik. Demek? Hepsini anlat. Yok. Günlük kazanç mı? Onu istiyorum. Ya eşin gitmeden önce. Ne kadar? 2010'dan sonra eşim kazandığını vermemeye başladı. Evimizi harcadı. Ne demek evinizi harcadı? Evimizi harcadı. Mutfak masrafları için harcadı. Mutfak masrafları evet. size. Giyiminiz 2000... için harcadı. 2010 yılından sonra eşiniz size para vermemeye evet, başladı. Evet. Ben o ortamdan geldiğim için hı hı. kendi kendime söz verdim.